Günaydın değerli izleyenler. Bugün 6 Ekim Perşembe. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı. Kurulda küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan riskler değerlendirildi. Ekonomideki gelişmelerle atılacak adımlar ele alındı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada arz güvenliğinin finansmanı kapsamında bütçe imkanları çerçevesinde verilen desteğin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların alternatif finansman enstrümanlarını da etkin şekilde kullanması kararlaştırılmıştır denildi. Beyaz Saray'dan OPEC artının petrol üretimini kısma kararına sert tepki geldi. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın OPEC artı grubunun günlük petrol üretimini Kasım'dan itibaren 2 milyon varil azaltma kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Açıklamada söz konusu kararın artan enerji fiyatları yüzünden zorluk yaşayan düşük ve orta gelirli ülkeler arasında olumsuz etkileri olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca piyasaya Amerikan stratejik petrol rezervlerinden 10 milyon varil petrolün verileceği de açıklandı. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım paketi geliyor. AB ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması üzerinde anlaştı. Paket, üçüncü ülkelere petrol satışında uygulamanın desteklenmesi ve bazı yeni Rus üst düzey yetkililere yaptırımları içeriyor. Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu AA- olarak teyit etti. Kuruluş, ülkenin kredi notu görünümünü ise durağandan negatife çevirdi. Fitch Ratings, İngiltere'de yeni hükümetin ekonomi stratejisinin bir parçası olarak açıklanan maliye paketinin orta vadede bütçe açığında önemli bir artışa neden olacağını belirtti. Fitch'ten gelen karara rağmen sterlin değer kazandı. Dünya Ticaret Örgütü 2023 yılı için ticaret büyüme öngörüsünü %3,4'ten %1'e çekti. Örgüt öngörüsündeki aşağı yönlü revizyon için Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri, Amerika'nın sıkılaşma politikası ve Ukrayna'da yaşanan savaşın etkileri gibi nedenleri gösterdi. Borsa İstanbul 100 Ana Endeks dün %0,76 yükselişle 3.484 puanda kapandı. 26 puan kadar yükselen borsada 75.2 milyar TL'lik işlem hacmi vardı. Bankalar %1.16 düşerken holdingler %1.56 yükseldi. En çok kazanan tarafta %4.26 ile ulaştırma sektör endeksi görülürken en çok kaybeden tarafta %1,70 ile metal ana sanayi yer aldı. EKK toplantısı dışında dün Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamalar takip edildi. Finansta, sanayide, hizmette yabancı yatırımcıdan yoğun ilgi olduğuna işaret etti Türkiye'ye yatırım açısından. BIST 50'de İşgio ve TSKB dışında yukarı adım kuralının uygulanmayacağı haberi dün sabah itibariyle geldi. Bugünün ajandasında ise İçeride haftalık perşembe verilerinin yanı sıra yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri, Euro bölgesinde perakende satışlar ve Amerika'nın haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor. Tahvil tarafına geldiğimizde gösterge birleşik dün 52 bas puan yükselişle 15.87'de kapanış yaptı. 10 yıllık kağıtta birleşik getiri de 14 bas puan artışla 11.99'daydı. Bu arada hazine dolar cinsi sukuk ihracı için yetkilendirmede bulundu. Buradan kurlara geçtiğimizde hatırlatalım. Polonya Merkez Bankası dün 25 bas puan faiz artırımı beklenirken herhangi bir adımda bulunmadı. %6.75'te politika faizini sabit bırakmaya karar verdi. Romanya Merkez Bankası ise 50 bas puanlık faiz artırımı beklentisine karşılık 75 bas puanlık faiz artırımına giderek politika faizini %6,25 seviyesine çekti. Dolar TL'de yeni güne 18.57.26'dan başladık. Euro TL'de 18.47.40'tayız ve bu da sepet kuru 18.50.39'a getirdi. Dolar endeksi 110.89'da hareket ederken parite bu sabah 0.99.14 düzeyinden işlem görüyor. Avrupa tarafına döndüğümüzde İngiltere Başbakanı Truss ekonomik büyümenin İngiltere'de yeterince güçlü olmadığını söyledi. İngiltere Merkez Bankası'nın bağımsızlığına da vurgu yapan bir konuşmada bulundu. İngiltere Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar sonrası sterlinde bir miktar geri çekilme gördük ama
Sonrasında yön yukarı döndü. Stoks 600'ün %1 değer kaybetti. Petrol hisselerinde perakende hisselerinde %3,2'lik bir değer kaybı vardı. Buna mukabil petrol ve doğalgaz hisseleri ise %0,8'lik yukarı yönlü bir hareket izledi. Dün Euro bölgesinde hizmet ve bileşik PMI verileri açıklandı. Bileşik PMI'ya bakıldığında Eylül'de 48,1 değeri 20 ayın en düşük performansına özel sektör için işaret ediyor. Amerika'da ise ADP özel sektör istihdam verisi 208 binli Eylül'de beklentiden kuvvetli geldi. Dış ticaret açığı tarafında Ağustos'ta 67.4 milyar dolar piyasa beklentisinin biraz altında. ISM hizmet verisi ise Eylül'de 56,7 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu arada 30 yıllık mortgage faizi Amerika'da %6,75 ile 16 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Dow Jones Sanayi Endeksi gün içerisinde 430 puana kadar düştükten sonra günü 42 puan kadar aşağıda tamamladı. S&P'de ve Nasdaq'ta da 1002'nin üzerinde değer kayıplarıyla dünü noktaladık. Bir ayı piyasası rallisi gördük diyor piyasacılar. Ekim ayının ilk iki işlem gününde S&P 500 iki yılın en iyi performansını ortaya koymuştu. Yerel Fed başkanlarından dün konuşan Bostik yıl sonuna kadar 125 bas puanlık faiz artırımını onaylarken daily 2023'te faiz indirimi beklentisi içinde olanları uyardı. Bugün itibariyle aynı zamanda Amerika'da bilançolarda Levi's öne çıkan isim diyelim ve Asya'ya gidelim. Hong Kong'da dün 6 ayın en iyi performansı yaşanmıştı tatil sonrası ama bugüne devretmedi. Bugün Hong Kong borsası düşüşte, Çin kapalı kalmaya devam ediyor. Kalanlarda ise karma bir seyirle işlemler sürüyor. Detaylarını Pekin'den Sadık Aymaz'la konuşacağız bu sabah diyelim ve gidelim Amerika'da vadeliye. O tarafta %0,57'ye varacak şekilde alıcılı bir seyir söz konusu. Ve tahvilde faizler dün tekrar yukarı döndü. 10 yıllık kağıdın faizi tekrar 3.70 seviyesinin üzerine attı. Bu da doları yükselten ve dolayısıyla diğer unsurları baskılayan bir durumdu. Bunlardan bir tanesi örneğin altındı. Dün altın fiyatı %1, gümüş fiyatı %2,7 kadar düştü dolarda tekrar bir ibre yukarı döndüğü için. Petrolde ise az önce aktardığımız haber akışı sonrasında Goldman Sachs 4. çeyrekle ilgili petrol fiyatı beklentisini Brent için 110 dolar olarak açıkladı. Aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Avrupa'nın enerji kriziyle ilgili olarak bu kış zor geçecek ama gelecek yıl daha da zor geçecek dedi. Bu sene için yapılan stoklar çerçevesinde Avrupa'nın kış sonunda kapasitesinin %25'ler 30'lar civarına gelebileceğine işaret etti. Bu sabah itibariyle spot altın dizi 1722 dolar 16 sentte karşılıyor. Gram altına yansıması 1028 TL 15 kuruşa işaret etmekte. Amerikan tipi ham petrol yeni güne 87 dolar 88 sentle başlarken Brent petrolde 93,5 dolardayız. Ve kripto para evrenine de dönelim. Oradan bu hafta içerisinde Bitcoin fiyatının tekrar 20 bin doların üzerine çıktığını söylemiştik. 20.366 dolarda Bitcoin ve 1.374 dolarda Ethereum fiyatında işlemler yeşil ekranlarla devam ediyor. Dün itibariyle Avrupa piyasaları kapanışında en çok hangi haberler piyasaya yön verdi? Detaylarını alma zamanı Londra'ya gideceğiz. Karşımızda Ceren Dilekçi Köseoğlu olacak. Avrupa borsaları 2020'den bu yana en güçlü 3 günlük performansını kaydetmesinin ardından yeniden satışa döndü ve günü değer kaybıyla tamamladı. İtalya borsası öncülüğünde kayıpların hızlandığını gördük. ABD'de özel sektör istihdamının beklentiyi aşmasıyla dolar endeksi güçlenirken euro ve sterlin dolar karşısında kayıplarını hızlandırdı. Sterlin dolar karşısında değer kaybı %2'ye ulaştı. Tabii diğer tarafta baktığımız zaman Moody's'den İtalya'ya dönük uyarılar geldi. Moody's İtalya'nın kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Fakat ülkenin finansmana dönük olarak bazı uyarıları vardı. Orta vadeli büyüme öngörülerinde zayıflama görürsek İtalya'nın kredi notunu düşürürüz açıklamasını yaptı Moody's. Diğer tarafta İngiltere'de özellikle sterlinde değer kaybının daha hızlı olmasının nedeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'tan gelen açıklamalardı. Çünkü Liz Truss parti kongresine yaptığı açıklamada büyüme hedeflerinden taviz vermeyeceklerini söyledi. Hedefimiz büyüme
ve vergileri düşürmek açıklamasını yaptı. Yani politikalarından vazgeçmeyeceğini, geri adım atmayacağı mesajının çıkmasıyla beraber sterlin tarafında kaybın hızlandığını takip ettik. Avrupa'da tahvil faizlerinde, keza İngiltere'de tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı. İtalya tahvil faizleri 25 bas puan yükseldi. İtalya, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı ise 240 bas puanı aştı. Diğer yanda Avrupa ülkeleri Rus petrolüne tavan uygulanması konusunda anlaşmaya vardılar. Üçüncü ülkelere petrol satışında tavan fiyat uygulamasının devreye girmesi planlanıyor. Diğer yanda teknoloji sektörleri de hedef alınacak. Ve dönüyoruz buradan Amerika'ya. Wall Street kapanışının detaylarını da Melike Ayan'dan New York'tan alacağız. New York'tan selamlar. ABD borsaları dün sabah saatlerinde çok ciddi satışlar yedi. Yani %2'ye varan S&P 500 %1.8 düşerken öğleden sonra bir derivative trading, yani trade tradinginin ağırlığı ve batının yüksek olması nedeniyle toparladı kendini. Sabah saatlerinin özel sektör borcularının beklenenden çok yüksek gelmesi, tarım dışı istihdam da mı çok yüksek gelecek, beklenenden iyi gelecek sorusunu, kaygısını, endişesini getirdi. Bu korkuyla birlikte zaten satış yaşandı. Ticari açıkta biraz daralınca, iyileşince MBA mortgage başvuruları da %14 gelince, fakat daha sonradan da piyasa kendini toparladı ama yine de satışta kapattı. Ama en azından Dow Jones 47 puan düşüşteydi. S&P 500 yatay kırmızı iken diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve açık piyasalarda son durumu değerlendirme zamanı. Çin kapalı ama geriye kalan Asya borsalarında işler nasıl gidiyor ve hangi haberler öne çıkıyor, detaylarını konuşacağız. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'den canlı her sabah olduğu üzere. Sadi, Çin piyasaları kapalı ama sen ekran başındasın, takip ediyorsun son durumu. Neler öne çıkıyor bu sabahki haber akışında sana göre? Zeynep merhaba, iyi yayınlar dilerim öncelikle tabii. Tatil de olsa burada Asya'yı takip ediyoruz. Ben de her ne kadar böyle Çin piyasaları kapalı olsa da haber akışı sakin olsa da tabii bir gözümüz diğer piyasalarda ne olup bittiğinde. Şimdi borsa tarafını eminim en çok merak edenler vardır. Orada Zeynep, genel olarak pozitif bir tablo var. Genel olarak pozitif tablo derken, örneğin Güney Kore'de KOSPI %1'den fazla kazançlı şu anda. Nikkei Tokyo'da kazançlarını %1'e taşımaya çalışıyor. Genel olarak da diğer borsalarda da böyle olumlu bir eğilim var. Tabii Hong Kong borsası, eminim dün de sen üstünde durmuşsundur Zeynep. Son 6 ayın yanılmıyorsam Nisan'dan bu yana en büyük rallisini yaptı. Günlük rallisini yaptı. %6'ya yakın yükseldi. Yine teknoloji endeksi bir ara gün içerisinde %8 yukarıdaydı ki teknoloji deyince Çin'in Nasdaq diye algılamak lazım Hong Kong'daki teknoloji endeksini. Çünkü Çin'in en büyük teknoloji hisseleri o endeksin unsurları arasında. Dolayısıyla orada da çok yükseliş vardı ama o yükseliş iştahı, o alım iştahı bugüne yansımadı Zeynep. Şu anda Hong Kong %0.5 kadar aşağıda. Yine teknoloji hisselerine baktığımda, teknoloji endeksine baktığımda orada birazcık daha satış var. Tabii burada Zeynep bir halat çekme oyunu gibi bir oyun var tabii piyasalarda. Bir tarafta dolar endeksi var. Bir tarafta aynı yine dolar endeksinin yanı başında tabii faizler var, getiriler var. Onlar karşı tarafta kalan bütün böyle varlıkları kendilerine doğru çekiyorlar. Zayıfladıkları, yoruldukları zaman diğer varlıklar öne geçiyor ama çok da böyle zayıflama niyetleri yok gibi görünüyor. Şimdilik bugün yeniden canlı görüyorlar. Tekrar tahvil tarafına böyle baktığımda faizler dikkatimi çekiyor Zeynep. Gelişmiş ülkeler sınıfında oturan iki üye var, iki sınıf arkadaşı var. Onlar Avustralya ve Japonya. Orada baktığımda örneğin Avustralya'nın 10 yıllıklarında 15 bas puanlık bir sıçrama var Zeynep. Japonya'nın 30 yıllıklarında 4 bas puanlık bir sıçrama var. Bunlar tabii ki genel olarak hisse senedi tarafını olumsuz etkiliyor. Emtia tarafına gözümü çeviriyorum Zeynep. Orada alüminyumu, bakırı özellikle Şangay'da yükselişte görüyorum. Yine demir cevherine baktığımda yatay ama 93 dolar civarlarından işleme devam ediyor Zeynep. Son olarak Kore Yarımadası diyeceğim. Kim Jong-un biliyorsun, Trump ona
roket adam diyordu. O roket adamlığını devam ettiriyor Trump'ın deyişiyle. Şu sıralar öfkeli çünkü bir taraftan Amerika'dan başkan emsi ziyaret etti. Daha sonra bir tatbikat vardı. Daha sonra Amerikan uçak gemisi geldi. Bunlara karşı da tabii ki ciddi anlamda detaylarına girmeyeceğim ama hem taktik hem stratejik anlamda füzeler fırlatıyor. Bugün de iki füze fırlattı. Bu arada genel olarak da bu füze atışlarına askeri karşılık vermiyordu Güney Kore ve Amerikan tarafı ama bu kez geçtiğim bu haftanın başında onlar da füze karşılıklı füze fırlattı. Bir de tabii ki Amerikan uçak gemisi aslında Pasifik'in ortalarına doğru gidiyordu. Görev grubu yolunu değiştirdi. Tekrar Kore Yarımadası ile Kore ile Japonya arasında yerleşti. Bu da tabii ki Yarımada'daki ne diyelim tansiyonu Trump döneminden bu yana Zeynep en üst düzeye taşıdı. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler aktardığın notlar için. Bir sonraki buluşmamız 8 sularında olacak. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve hazine 3 yıllık vadede dolar cinsi sukuk için bankaları yetkilendirdi. Bununla ilgili Bloomberg'de bu sabahki haber S&P'den geçen cuma gelen ve yatırım yapılamaz taraftaki çöp statüsündeki notlarda bir basamak daha Türkiye'yi indiren karardan sonra yine de Türkiye borçlanma piyasalarına geri dönüyor şeklinde bir başlıkla karşımızda. Bununla ilgili olarak Citigroup, Dubai Islamic Bank ve Emirates ve HSBC'nin değerlendirdiği belirtiyor. Emirates, NBD ve HSBC'nin yetkilendirdiği ifade ediliyor. En son Şubat ayında sukuk piyasasına çıkan hazine tarafında 3 milyar dolarlık borçlanmada %7.25'lik bir faiz söz konusu olmuştu demişler. Aynı zamanda 2 milyar dolarlık da bir Eurobond ihracı da Mart ayında çıkmıştı. Uluslararası piyasalardan borçlanmasını böylelikle 5 milyar dolar seviyesine getiren hazinede hedef 11 milyar dolar seviyesinde. Konuyla ilgili Dubai'den, Maşrek Bank'tan görüş almışlar. Orada yönetici diyor ki özellikle İslami ürünleri bulunduran fonlar bu kağıda ilgi gösterecektir. Özellikle borçlanma maliyetlerinin arttığı bir dönemde kısa vadeli kağıtlara Türkiye'nin dönmesi uygun bir hareket. İyi görünüyor bu kağıt, ilgi göreceğini bekliyoruz şeklinde yorumlanabilecek bir detay vermiş haberin içerisinde. FT'nin kapak sayfasına döndüğümüzde bu sabah Beyaz Saray'dan OPEC'le ilgili açıklamalar yine başrolde. OPEC artı 2 milyon varil gibi bir kısıntıya gittiği için Beyaz Saray'da Rusya ile işbirlikçiliği yapıyorsunuz diyerek OPEC artıya suçlamada bulunuyor. Aynı zamanda OPEC'in verdiği karar petrol piyasasında şok yarattı demişler. Detaylara bakıldığında Xi Jinping'in Çin ekonomisini tekrar canlandırmak için son bir şansı daha olabileceğine işaret ediliyor. Elon Musk ve Twitter ile ilgili haber akışları da devam ediyor bugün FT'nin kapak sayfasında. Yine döndüğümüz zaman buradan bir de Wall Street Journal'a, oradaki haberlerde de Elon Musk ve Twitter'ın yine 44 milyar dolarlık anlaşmada henüz nihayete varamadığı ile ilgili haberler var. Küresel çapta ticaretle ilgili Dünya Ticaret Örgütü beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Bu da gelecek sene ile ilgili resesyon ihtimallerini artırıyor demişler. Piyasa hareketlerine bakıldığında kırılımlar nerede gerçekleşiyor? Haber akışına göre Fed'in ne kadar sıkılaşmacı veya ne kadar gevşemeci olduğunu özetleyen bir grafikle karşılaşıyoruz. Amerika ve Venezuela arasında petrol yaptırımlarını gevşeten bir anlaşmaya yakın olunduğuna da işaret edilmiş bugün kapak sayfasında. Ve bu detayları aktardıktan sonra uluslararası basından dönelim tekrar piyasaların odağına. Orada da küresel tarafta Ekim ayı ile ilgili nasıl bir beklenti oluşturmak lazım? Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk dün yayınımızda değerlendirmişti. Hatırlatıyoruz. Baktığımız zaman önümüzdeki dönemi daha iyimseriz. Biraz Haziran Temmuz dönemindeki ayı piyasası rallisinin benzerini yaşanacağını düşünüyoruz. Ekim ayı içinde piyasalarda bir dip bekliyoruz. Bu dip yaşanmış da olabilir ama o ikinci ihtimal biraz daha az olan ihtimal. Birinci ihtimal bence piyasanın tekrar buralardan düşmesi önümüzdeki hafta gibi. Ve Ekim ortası belki sonlarına doğru gerçek bir dip yapması. Bu dip oluşumu sırasında Haziran dipleri tekrar test edilebilir ama oraya geldiğimiz zaman hatta şu an bile biz daha çok alım tarafında olunması gerektiğini öneriyoruz. Bu saatten sonra short pozisyon taşınmaması gerektiğini, böyle bir düşüş olabileceğini düşünsek dahi bu herkesin faydalanabileceği tarzda bir düşüş olmayabilir. Çok zikzaklı olabilir.
Genel itibariyle alım tarafına daha meyilliyiz. Ama aynı Haziran-Temmuz'da olduğu gibi bunun yine taktiksel bir ayı piyasası rallisi olacağını, yine yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olmayacağını ve esas büyük düşüşün de önümüzdeki sene birinci çeyrekte olacağını tahmin ediyoruz. Hisse senedi piyasası özellikle büyümedeki yavaşlamanın boyutunu şu an kavramamış gözüküyor. Veyahut da o kadar iddialı söylemeyeyim. Belki ben de yanılıyor olabilirim ama benim kafamda görmeyi beklediğim sıfıra yakın büyümeleri şu an hisse senedi piyasaları fiyatlamıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Kar büyüme tahminlerine bakarsak daha yeni yeni aşağı gelmeye başladı. Normalde ayı piyasalarında bu 12 ay ile 18 ay arasında süren bir süreç. Bu downgrade'lerin yani kar tahminlerinin düşürülmesi. Onun henüz başlarındayız. Dolayısıyla fiyat kazanç gibi şeylere baktığımız zaman bir %10-20 daha normal şartların üstündeyiz şu an bu düşüşe rağmen. Dolayısıyla bu ayı piyasası henüz bence sona ermedi. Ama arada bir fırsat penceresi açılıyor şu an. Bu fırsat penceresi açılıyorken de bu beklediğimiz yanılıyor olabilirse ama beklediğimiz ralliden de alım yönünde kullanmak da bence makul olan bir seçenek gibi. Ve gazetelerde öne çıkan başlıklar Habertürk.com'da kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi haberi var bu sabah. Türk İş ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası arasında imzalanan protokolle kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseldi. Ve dünyanın manşetinde fonu sermaye olarak tutana vergi avantajı detayı var. Hazırlıkları süren torba yasayla melek yatırımcılara sağlanan vergi teşvikinde sürenin de 2025 yılına kadar uzatılması öngörülüyor. Hürriyet'in ekonomi sayfasıyla turumuza devam edeceğiz. Orada da hidrojenli araçlara yerli yakıt hamlesi başlığı var. Boren, TÜBİTAK ve Gen Otomobil İşbirliği ile gerçekleştirilen yeni nesil araç konseptinde yakıt olarak hidrojenin kullanıldığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojenin yakıt olarak kullanımını ana hedeflerimizden biri olarak belirlemiştik. Yerli kömürden hidrojen üretimi bu konuda ilerleme sağlayabileceğimiz alanlardan yerli bir hidrojen ekosistemi ve yerli bir hidrojen sanayisi oluşturulacak. Durmak istiyoruz dedi. Sabahın ekonomi ve finans sayfasında ise KOBİ'ye Avrupa'dan sipariş yağıyor haberiyle karşılaşıyoruz bu sabah. Avrupa'da yaşanan enerji sorunu sonrası birçok büyük üretici ya üretimlerini durdurdu ya da yavaşlattı. Türkiye'de enerji konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünen Avrupalı firmalar da üretimlerini Türkiye'ye kaydırmak için harekete geçti. Ve turda son durağımız Milliyet Gazetesi olacak. Faizsiz finansa yol haritası başlığı var bugün. Katılım Finans Strateji Belgesi sektörün 2025 yılına kadar yol haritasını çizdi. Buna göre Hac ve Kurban Fonu kurulacak. SMA hastaları için kitle fonlaması yapılabilecek. Cuma hutbelerinde faiz, karz-ı hasen, risk paylaşımı gibi konulara yer verilecek diyor Milliyet'in bugünkü ekonomi sayfası. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Şimdi bugün yine uluslararası basında da var. Türkiye tekrar yurt dışından borçlanmaya bir sukukla geri dönüyor demişler. 3 yıl gibi bir vadeye gelinmiş olması, bir miktar daha vadenin kısaltılmış olmasını artan borçlanma maliyetlerine uygun bir hamle olarak bir fon yöneticisi değerlendirmiş haberin içerisinde. S&P'nin tabii geçen cuma biz not indirimini takip etmiştik. Buna rağmen Türkiye'nin yine yurt dışı piyasalara geri döndüğünü ele alan bir haber başlığıyla karşılaştık. Gelinen not cetveli ve borçlanma maliyetleri sizin için nasıl bir yorumu beraberinde getiriyor hocam? Ne demek oluyor bunlar üst üste koyunca? Şimdi S&P'nin kararı sürpriz değildi. Yani beklenen bir şeydi. Hatta belki devam... Aynı hafta içinde büyüme beklentisini de yükseltti bu evet, arada evet. S&P yani, değil ama mi bu arada? Çok çok geride kalan büyüme beklentileri vardı. O olmayacağı başından belliydi. En azından diğer mesela OECD de aynı şekilde Türkiye'nin büyüme beklentilerini revize etti. Yukarıya doğru aldı. Ama bir taraftan baktığında yani büyümek... Tabii ki önemli hani gösterge olarak baktığın zaman ama büyümenin kalitesi, nasıl büyüdüğün, büyürken neleri yıkarak büyüdüğün konusu da çok önemli olarak addediliyor. O nedenle hani sadece biz rakama takılıyoruz, büyüdük, işte şu kadar büyüdük falan diye ama bunun karşılığında verdiğimiz, heba ettiğimiz ya da
nasıl diyelim, fedakarlık ettiğimiz unsurlar çok fazla. Ne pahasına büyüdüğümüz. Siz şimdi, de hep söylüyorsunuz hocam, her tercih bir vazgeçiş. Evet mi? Yani sonuçta doğru. Burada Türkiye büyüyor. Büyürken ama pek çok kesim bunu hissetmiyor. Neticede biz bunu toplumun geneline yayılmış bir refah artışı olarak göremiyoruz. Bu uzun zamandan beri, yani yeni bir konu da değil. Ama bir taraftan baktığın zaman hani Türkiye'nin bu yeni borçlanması özellikle bu sukuk ya da benzer araçlarla yapılacak olacağını biliyorduk. Bunu daha önce de birçok kere Hazine ve Maliye Bakanlığı ifade etti. Burada alışılmadık olan bir tek şey var. Vade konusu alışılmış bir vade değil. Ama bunun karşılığında bu fonlar çok aktif ve burada nakit fonlar olduğu için de ciddi bir talep yaratabilecek fon grubu, borçlanma araçları. Dolayısıyla bence evet, vade konusu belki Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve not indirimiyle beraber değerlendirildiğinde çok istenilen vadede olmayabilir. Ama tercih edilen araç anlamında nakit olması ve bu piyasada da en azından bir borçlanma aracı olarak yer alınacak olması önemli gibi duruyor. Bir taraftan olumsuz yönü var, bir taraftan olumlu yönü var. Sanıyorum bu borçlanma türleri devam edecek. Hem az önce senin okuduğun haberlerde de baktığımızda faizsiz finans konusu Türkiye'nin hem gündemine çok daha fazla gelecek yeni dönemde, hem de aynı zamanda bu borçlanma araçları üzerinden Türkiye'nin geleneksel borçlanma araçlarına bir alternatif, fark yaratacak şekilde devam edeceği bir süreci yaşıyor olacağız. Şimdi bu ortam içerisinde yine hafta içinde aldığımız enflasyon verisi sonrasında Goldman Sachs'tan rapor geldi. Her toplantıda 100 bas puan faiz indirimi bekliyoruz dediler. Yıl sonu ile ilgili tekhane beklentisi içerisinde olduğunu Cumhurbaşkanı da daha önce dile getirmişti. Hatta yayınlarımızda Doktor İnanç Sözer de dedi ki o zaman şimdiden 250 bas puan indirelim faizi. Şimdi ayın 20'sinde Merkez Bankası toplantısı var. Hem hocam isterseniz bu hafta almış olduğumuz enflasyon verisini yorumlayalım. Çünkü bu aldığımız işte elektrik, doğal gaz zamları, uçak biletlerine tavan fiyatın yukarı çekildiği bir Eylül ayına ilişkin enflasyon verisiydi. Ama daha önce Merkez Bankası da kendi tahminlerinde tepe noktayı zaten 80-90 bandında Ekim ayında belirtmişti. OVP'de de sizinle konuşmuştuk, yıl sonu ile ilgili %65 gibi zannediyorum bir tahmin söz konusu. Bu patikada mı gidiyor size göre şu an enflasyon ve merkez ne yapacak? Şimdi tabii daha kontrollü bir ekonomi var. Her şey kontrol ediliyor. İşte krediler kontrol ediliyor. Bankaların toplayacağı mevduatlar, ne kadarlık bir maliyete katlanacakları kontrol ediliyor. Kur kontrol ediliyor. Enflasyon da bir şekliyle kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Özellikle Merkez Bankası'nın raporunda gördüğümüz, evet senin de ifade ettiğin gibi Eylül ve Ekim aylarında tepe noktanın %80-90 aralığında gözükeceği şeklindeydi. Daha sonra sert bir aşağı doğru iniş olacak. Bu inişin nasıl olacağına baktığımızda tabii ki bir enflasyonla mücadele programı falan yok. Ortada enflasyonla mücadele edildiği de yok. Ama baz etkisi olarak adlandırdığımız, yani yeni gelecek değerlerin saklanacağı, eski yüksek değerlerin o seriden çıkacağı ve böylece matematiksel olarak enflasyonun düştüğü bir dönemi göreceğiz. Hatta Ocak, Şubat ve Mart aylarında da bu iniş keskin bir şekilde devam edecek. Ama fiyatlar genel düzeyindeki artışın her ay artacağını, her ay devam edeceğini göreceğiz. Dolayısıyla buradaki aslında aşağı doğru geliş, fiyatların aşağı doğru gelişi ya da bir dezenflasyonist süreç falan değil. Sadece matematiksel bir olgu. Bunu bir kere ortaya koymakta fayda var. Ama diğer taraftan baktığımızda biliyorsun Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu piyasa katılımcıları anketinin bileşenleri de değişti. Son dönemde işte 90 kişiden 40 kişiye indirilen bir yapı, bunun içerisine büyük önemli bankaların çıkartılmış olması ve orada da keskin bir şekilde %60'lar seviyesi telaffuz edilmeye başlandı yıl sonu itibariyle. Benim tahminim %80'ler civarı gelecek olduğu şeklindeydi. Ama bu bütün bunları dikkate aldığımızda herhalde 70'ler civarında gelecek olan bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Enflasyonun genel yapısındaki ayrışma devam ediyor. Özellikle bizle aynı para birimini kullanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki enflasyonla, ölçülen enflasyonla TÜİK'in ölçmüş olduğu enflasyon arasındaki fark iyice açıldı. Diğer taraftan İstanbul Ticaret Odası tabii ki bir temel gösterge değildir ama aralarında bir korelasyon vardı. %107 çıktı, değil mi? Evet, yani orada da %107'ye varan bir enflasyon oranı ve aradaki kopukluk 24 puana kadar ulaştı. Dolayısıyla tarihi olarak baktığında en yüksek seviye. Dolayısıyla bu kopuş varsa eğer, hem bizle aynı para birimini kullanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ölçümlediği enflasyonda, hem İTO'nun enflasyonunda, hem diğer işte alternatif ölçümleme araçlarındaki enflasyonda, o zaman bir oturup kendimize bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim
hangi fiyat unsurlarında farklılıklarımız var ki bu enflasyon hem piyasanın tahmin ettiğinden düşük çıkıyor, hem diğer taraftan işte Kuzey Kıbrıs'tan düşük çıkıyor, hem İTO'dan düşük çıkıyor. Mesela gıda fiyatları konusunda ben de dahil olmak üzere herkes çok daha yüksek bir enflasyon bu ay için bekliyordu. Ama mesela TÜİK enflasyonunda bu çok daha düşük çıktı. Beklentilerden düşük çıktı. Doğalgaz, enerji zamlarının etkilerinin daha kuvvetli olması belki bekleniyordu. Bu da düşük çıktı. Tabii burada bizim biraz bakış körlüğümüz de var. Çünkü birçok veri şu anda kapatıldığı ve göremediğimiz için, örneğin madde fiyatlarını tek tek göremediğimizden dolayı bu enflasyonun nasıl devam edebileceğini ya da hangi unsurlarda hala fiyatların net bir şekilde artışa devam ettiğini göremiyoruz. Bölgesel olarak da göremiyoruz. Eskiden bölgeler bazında da veriliyordu. O da önemli bir veriydi. Ben en azından kendi adıma sıklıkla takip ediyordum. Bunu göremiyorum. Göremiyoruz. Şimdi tabii bir taraftan bu var. Bir taraftan da Merkez Bankası'nın alacağı kararlar çok uzun zamandan beri kendi kararları değil. Burada siyaseten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri çok önemli. Kendisi bu enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi gerektiğini söyledi ve Merkez Bankası bu doğrultuda hareket edecek. Yani Merkez Bankası faiz arttıramaz, Merkez Bankası faiz indirir, Merkez Bankası faizi sabit tutabilir ama faizi indireceği yerde siyaseten olan söyleme yakın bir yer olacaktır. Dolayısıyla tek haneli rakamlara inecek. Diğer söylediğine gelince, hani inancın söylediğini ben de duydum. Ben de çoğu kere aynı şeyi ifade etmeye çalışıyorum birçok farklı yerde. Yani sonuçta bunu her ay 100 bas puan uğraşmanın bir anlamı yok. Nereyi hedeflediyse Merkez Bankası bugünden onu söylemesi ve oraya indirmesi de bence çok daha piyasaları da rahatlatacak bir unsur olacak. Ha, şunu da diyebilirsin, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin piyasa üzerinde bir etkisi var mı? Yok. Tıpkı not indiriminin de piyasa üzerinde bir şu anda etkisi olmadığı gibi. Çünkü piyasanın içerisindeki fiyat oluşumları da gerçekçi değil, yapay. Yani bir taraftan baktığın zaman hem dolar TL'nin fiyatının ne olduğu konusu çok tartışmalı. Bu fiyatların bu enflasyon oranıyla olmaması gerektiği çok aşikar. Diğer taraftan baktığında özellikle tahvil fiyatları hem bir taraftan faiz oranlarına yönelik olarak baktığımızda, daha doğrusu tahvil faizleri, orada da bir aslında yapay bir oluşum söz konusu. Yani bizim bu piyasa içinde bulamadığımız ya da en çok zorlandığımız unsur gerçek fiyatın ya da adil fiyatın, makul fiyatın ne olduğu konusu bulunamıyor. O nedenle Merkez Bankası'nın faiz indiriyor olması, bunu tek haneye kadar götürüyor olması bir şey anlamında ifade edecek önümüzdeki dönemlerde. O da referans faiz oranı, Merkez Bankası'nın indirdiği faiz oranı kadar aşağı geleceği için bundan sonra bankaların uygulayacakları, ticari kredilere uygulayacakları faiz oranları o oranlara gelecek. Ama dün ben birçok çok önemli sanayicilerin olduğu bir yerdeydim. Söylenen şu, yani hiç kimse kredi bulamıyor. Bütün problem aslında temelde burada ortaya çıkıyor. Eskiden dediğim bundan iki hafta evvel özel bankalar kredi vermiyorlardı ya da belki vermekten imtina ediyorlardı. Orada bir hat kopukluğu vardı. Şimdi kamu bankalarından da aynı sıkıntının yaşandığını ve dolayısıyla çok önemli büyük şirketlerin kredi bulurlarsa bu buldukları kredinin vadesinin maksimum 3 aya sabitlendiği ve çoğunun da kredi bulmakta çok zorlandı. Hatta kredilerin tamamen kesildiği yönünde. O nedenle hani bu politikaların başından beri faiz indiriminin hareket noktasına baktığımızda aslında kredi vererek imalat sanayini özellikle canlandırmak, KOBİ'leri bunların içinde ayırarak, çünkü ihracata katkıları aslında çok yüksek, onları bir parça daha teşvik etmek gibi gözükürken, şimdi bu kredi kesilmesi noktasında firmaların belki de önümüzdeki dönemlerde hem artan maliyetleri hem üzerlerine gelecek olan diğer maliyetlerle beraber çok daha zor günlere gelecekleri gözüküyor bugünden. Şimdi o zaman bu öngörülen büyümeler nereden gelecek diye soracağım hocam size. Çünkü hani iç talep tarafına baktığımızda işte enflasyon yüzünden öne çekilen talep dedik. Dolayısıyla enflasyonun bu anlamda büyümeye katkısından belki bir miktar bahsedildi. İşte yurt içi üfe enflasyonu 7 aydır kabaca %100'ün üzerinde giderken kredi maliyetleriyle arada ciddi bir makas var. Dolayısıyla orada enflasyon kime yaradı tartışması tabii çokça yapıldı. Ama orada da mesela bakıyoruz, dediğiniz gibi belki kredi faizleri tabelada aşağı geldi ama işlem geçmeyince çok bir etkisi olmuyor. PMI'de aşağı gitmeye
tekrardan başlandı. Dolayısıyla böyle bir süreç içerisinde büyümenin nereden gelmesini beklemek lazım? Büyümenin kalitesi ne olacak? Onu da konuşalım isterseniz. Şimdi çok güzel bir soru. Şöyle Zeynep, özellikle baktığımızda Türkiye ekonomisi büyürken iki ayakla büyüyor. Bir tanesi ihracat ayağı, çok net bunu görüyoruz. Özellikle Türkiye'nin bu son dönemdeki yüksek büyümesine katkı net ihracatın katkısından çok ciddi şekilde orada geldi. Orada Avrupa'da resesyonu konuşuyoruz evet, zaman. Orada da mesela ilk 5 ülkeye baktığın zaman birinci sırada zaten Almanya var. İkinci sırada bu ay Amerika girdi. İşte İngiltere, İtalya, Fransa böyle gidiyor. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin çoğunlukta olduğu bir ihracat kompozisyonumuz var. Şimdi Avrupa ülkelerine baktığın zaman çok ciddi bir şekilde resesyona girmiş durumdalar ve resesyonu fiyatlıyorlar. Dolayısıyla bu resesyon içerisinde ister istemez daralan bir ekonomiye mal satabilmen mümkün değil ya da çok daha zor. Çünkü bir taraftan baktığında bu ülkelerin sonuçta senin ihracat dediğin şey aslında dış talep. Dış talep olmadığı zaman satamayacaksın. İşin bir tarafında bu var. İkinci unsur, bütün bu talep açık olsa bile hem kurun gelmiş olduğu seviye, yani bu seviye dediğim gibi gerçekçi bir seviye değil, muhtemelen yukarıya doğru gitmesine izin verilecek bir parça. Çünkü hem ihracatçının parite nedeniyle kayıpları, hem bir taraftan bu kurun getirmiş olduğu maliyetler, yani maliyetler artarken diğer taraftan satışların da aynı oranda artmadığı bir dönemle karşı karşıyayız. Ve bütün bunların yanında iki tane şey var ki çok değerli. Pandemi döneminde özellikle Türkiye'nin bir navlun avantajı vardı. Ama şimdi pandemi dönemi sonrasında navlun maliyetleri özellikle uzak doğudan düştü. Bu Türkiye açısından bakıldığında aslında olumsuz bir durum. İthalatı arttırıcı, ihracatı azaltıcı bir durum. Ve ikinci önemli konu enerji maliyetleri konusu. Yani bugün enerji maliyetleri Türk imalat sanayinin özellikle mesela tekstil PMI'de en çok etkilenen sektörlerin başında tekstil sektörü geliyor. Burada az önce bahsettiğiniz ilk 5 ihracat pazarımızın da grafiği hazır hocam. Almanya, Amerika sizin de söylediğiniz gibi İngiltere var. Arkasından Irak ve İtalya'nın geldiği. İtalya, İspanya, Fransa, Rusya bunlar devam ediyor ve Avrupa ülkeleri. Rusya zaten sıkıntılı. Ağırlıklı Avrupa ülkeleri. Şimdi bir diğer taraftan ben 2 hafta evvel de tekstilcilerle beraberdim. Onların da sorunlarını gördüğüm için yani çok sahadan da söyleyebiliyorum bunu. En büyük problemlerden bir tanesi enerji maliyetleri. Çünkü özellikle tekstilde Uzak Doğu Türkiye'nin en önemli rakibi olduğu için enerji maliyetleri Türkiye'nin 1/3 fiyatına. Ve bu maliyetlerle bizim bu sanayimizin rekabet edebilme imkanı yok. Buradan yola çıktığın zaman özellikle tekstile destek sağlayan alt kollarda, alt birimlerde üretimin çok yavaşladığını, kapasite kullanımlarının çok düştüğünü, hatta bu PMI ile beraber, bu ay gelen PMI ile beraber işçilikle ilgili de yani işten çıkarmaların da olmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında tehlikeli bir yöne doğru gidiyoruz. Yani hem dışarıda talep düşüyor, bu bizim elimizdeki bir olay değil ama biliyorduk bunun düşeceğini. Yani kontrol edemeyeceğimiz bir unsur ama bilmediğimiz bir unsur değil. İçeride maliyetler çok artıyor. Bunu kur nedeniyle kontrol edemiyoruz. Üfe tüfe makası inanılmaz açıldı. Orada da çok gariplikler var. Dolayısıyla süreç böyle devam ettiği takdirde ve şirketlerin bırak işletme sermayesine ulaşmayı normal günlük ihtiyaçları için bile krediye ihtiyaç duyabilecekleri bir döneme gelirken kredi bulamamanın vermiş olduğu zorluk şirketleri çok zorlayacak önümüzdeki dönemler açısından. Yani ani bir duruştan korkuyorum açıkçası. Ekonomist Haluk Bürümcekçi de dün yayınımızdaydı. Yıl sonunda faizin tek haneye indirildiğini görebiliriz dedi. Kredi piyasasında sıkışıklığa dikkat çekti. Ekrana getireceğiz. Şimdi bizde de tabii bir anda faiz ilk indirim sürprizdi ama ondan sonraki gelenler artık doğal görmek lazım. Mesajlar çok net. Merkez Bankası her ne kadar yeterli dese de yeterli görmeyeceğini bir türlü bir bahane veya gerekçe sürerek, ileri sürerek indirime devam edeceğini düşünmek lazım ki piyasanın fiyatlamaya başladığını düşünüyorum. Yani yıl sonu tek hane indirme yönünde bir niyet göreceğiz, gözleyeceğimizi şey yapıyorum. Bu bir anda yansımıyor. Yani piyasaya bir talep olarak görüyoruz, bir kur artışı gözleniyor ama yani tüm piyasalarda olduğu gibi bir kontrol altında piyasa havası var. Hani kopmuyor, bir yere gitmiyor. Eskiden olsa daha piyasa olurdu, daha dalgalı olurdu. Her piyasada olduğu gibi burada da
net bir hareket görmüyoruz ama bu pozisyon yanlış değil. Yani TL'nin değer kaybedeceği pozisyonu yanlış pozisyon değil bence. Yüksek enflasyon ortamının getirdiği şirketlere bir enflasyon muhasebesi olmamasının getirdiği bir karlılık falan bir akış açısından bir şey vardı ama onu da yavaşlayacağını düşünmek lazım. İç talep, dış talep yavaşlıyor. Dolayısıyla pek dönmez gibi geliyor ondan sonra bu şekilde haliyle. Peki evet. Bir faiz artırımı gelecekse eğer bir noktada seçim sonrasında da olabilir bu. Evet. O zaman bu kredi piyasasında işler nasıl olur? Yok yani şu andaki atıyorum 9'da girdik 9'dan olacak ne gelecek? 19 mu olacak mesela öyle bir şey mi geliyor? Şok yani bilmiyoruz ki onu yani küçük bir şeylerle olmaz işlemez. Enflasyona uyumlu bir noktaya gelmesi lazım gelecek enflasyona. O da çok yüksek seviyeleri işaret ediyor yani 40'lı beklentiler var ileri dönük. Çok kolaylıkla düzelmesi mümkün değil. Şimdi hocam hal böyleyken bir de yurt dışında ele alalım isterseniz. Çünkü orada da şöyle bir tartışma var. Acaba jumbo faiz artırımları geride mi kaldı? Enflasyonda tepeyi gördük mü görmedik mi? Bilhassa Amerika'da konuşulan başlıklardan birisi bu. Bu hafta içinde Avustralya Merkez Bankası beklendiği kadar faiz artırmadı. Dün yine Polonya Merkez Bankası'ndan aynı tarzda bir hareket gördük. Ama mesela işte Yeni Zelanda gibi, Romanya gibi merkez bankaları tam piyasanın beklediği gibi faiz artırmaya devam ettiler. Tabii her ekonominin iç dinamiği farklı ama genel tema olarak piyasalara bakıldığında size göre resesyon ihtimali daha mı çok ciddiye alınır hale geldi? Bir yandan da tabii Fed yetkilileri sözel olarak da yıl sonuna kadar 125 bas puan faiz artırımının geldiğini ve noktasal grafikte yansıttıkları üzere gelecek sene faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini de söylüyorlar. Ne taraf daha çok ağır basacak hocam size? Şimdi tabii çok aslında enteresan bir durum var. Yani ironik bir durum. Evet, yani Fed baktığın zaman hem bir taraftan 75 bas puan bu ay yani Kasım'da 1-2 Kasım'da hem arkasında Aralık'ta 14 Aralık'ta bir daha faiz artırımı yapacağı ve 125 bas puanlık faiz artırımı yapacağını neredeyse her bölgesel Fed başkanıyla söylüyor. Olasılıklar da zaten o fiyatlar da fiyatlıyor. Ama bir taraftan baktığında yani bence bütün bu hikayeyi başlatan Avustralya Merkez Bankası'nın beklenti altında faiz artırımı oldu. Ve herkes bir beklentiye girdi. İşte gelen bir iki tane kötü veriyle o biliyorsun kötü veri piyasalar için iyi veri. Dolayısıyla piyasalar bunu satın aldı. Ama şöyle bir durum var. Ben en başından beri onu söylemeye çalışıyorum. Fed bir koşu düşündüğün zaman o koşunun içerisindeki Afrikalı atletler gibi. Yani hep aynı ritimle ve sürekli yüksek tempoyla koşuyor. Arkasından gelen merkez bankalarının nefesi yetmemeye başladı. Yani o faiz arttırımlarına işte görüyorsun İngiltere Merkez Bankası bile beklenti altı faiz arttırımı yaptı ama farklı tahvil alım programı doğrudan tahvil alımla bunu desteklemeye çalıştı. Arkasından İngiltere Başbakanı bambaşka bir program açıkladı ve aralarında acaba bir koordinasyon bozukluğu mu var diye tartışmalar ortaya çıktı. Diğer taraftan baktığında zaten Avrupa Merkez Bankası o sertlikte gelemiyor. Şimdi bunu göreceğiz. Yani bu ayrışma bence çok net bir şekilde devam edecek önümüzdeki dönemlerde de. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani ben Fed'in bundan sonra bu kadar açıklamadan bu noktasal grafikteki belirtilen üyelerin yoğunlaştığı alandan ya da her bir bölgesel Fed başkanının yaptığı konuşmada vurguladığı yerden bir anda geri döneceğini falan ummuyorum. Yani bu piyasanın beklentisi içerisinde hiç değilim. Dolayısıyla Fed aynı adımlarla gidecek. Arkasından gelenler bunlara yetişemedikleri sürece bu özellikle TL dolar cinsi varlıkları önümüzdeki dönemlerde daha da değerli hale getirecek. Yani bunu göreceğiz ve buna alışmakta fayda var. Ama piyasanın genel beklentisi işte Fed'in faiz artırımından vazgeçmesi. Hiç görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Birleşmiş Milletler'den işte Fed'e telkinler falan geliyor. Alışık olduğumuz şeyler değil. Dolayısıyla bence aynı sertlikle ve aynı ritimle gidecek. Arkada kalanları göreceğiz. Fakat tabii şöyle de bir şey var. Çok değerlenmiş dolar aslında Amerika'nın enflasyonu kontrol etmesi açısından önemli ve değerli. Ama diğer taraftan baktığında dünyanın genel olarak krize girdiği dönemlerin hep başlangıcı doların çok yüksek değerde olduğu dönemlere rastlıyor. O nedenle bir taraftan bu var. Diğer taraftan çok uluslu Amerikan şirketlerinin başka ülkelerde yaptıkları faaliyetler ve o faaliyetlerden elde ettikleri karların ya da getirilerin, gelirlerin o ülke yerel para birimleri cinsinden elde edilmesi ve orada bir gelir kaybına uğraması riski var. Bütün bunları dikkate aldığında beklentiler yani işte Fed devam etmesin beklentileri buradan yola çıkarak belirli bir söylem içerisinde ama yani istihdam rakamlarını da gördüğümüzde ben Fed'in buradan bir geri adım atacağını düşünmüyorum.
Şimdi istihdam verileri de bu hafta bir enteresan geldi. Çünkü 208 binlik bir ADP özel sektör istihdam artışı var. Diğer yanda açılan iş pozisyonları verisinde de bizim pandemi başından beri görmediğimiz 1 milyonun üstünde bir geri çekilme var. Orayı bir takip edeceğiz. Şimdi dünkü borsa hareketini de beraber hatırlayalım hemen. E49 hisse dünü artıda tamamladı. Endeks %48 hisse düştü. 3 hisse ise gün sonunda yataydı. Petkim, Global Yatırım, Galata Wind ve Aksa Akrilik aynı zamanda Kontrolmatik yüzde serbazda en çok artan tarafta yer alırken Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Migros Ticaret, Şekerbank ve İş Gayrimenkul gün sonunda en çok kaybeden taraftaydı. Puan bazlı katkılarda Türk Hava Yolları'nı Sasa Polyester, Petkim, Şişecam ve Aksa Akrilik takip ederken puan bazlı baskılarda Ereğli'den sonra Migros Ticaret, İş Bankası, Garanti Bankası ve Ford Otonun geldiğini takip ettik. Borsada bundan sonrasında 3. çeyrek bilançoları itici bir güç olabilir mi? Ayın 24'ünden itibaren gelmeye başlayacak bu rakamlar. Finansal danışman Serhan Gök değerlendirdi, yayınımızda paylaşıyoruz. Önce bankalara çıkacaklar 3. çeyrek finansallarını. Ya orada bir takım değişik faktörler var. Şimdi mevduat faiz indirimleri olmasına rağmen mevduat maliyetleri aslında arttı bankalarda. Merkez Bankası gene para politikasının faizini indirmesine rağmen API fonlamasını bankacılık sistemini azalttı. Yani bir taraftan kredilere biraz faiz sınırlaması gelirken krediye erişim konusunda da sıkılaştırıcı regülasyon geldi. Yani bir tarafta bir faiz başlığı altında baktığınız zaman gevşetici para politikası adımları var ya da genel Merkez Bankası politikası adımları var. Ama bir tarafta da sıkılaştırıcı adımlar da var. Şimdi 3. çeyreğe baktığımızda kredi, zaten siz de takip ediyorsunuz, kredi büyümesinde büyük bir yavaşlama göreceğiz. Hem bireyselde hem ticaride. Kredi faiz hadleri de aşağı doğru çekildiği için, yani mesela kredi para politikası fazla aşağı gelince otomatikman kredi kartı faizleri de aşağı geliyor. Ticari kredi faizleri de aşağı geliyor. Yani hem büyüme yavaşlayacak, hem kredi faizleri azalacak ama bir yandan da mevduat maliyetleri yükselmiş olacak. Yani 3. çeyrekle 2. çeyreğin farkı aslında temel bankacılık dinamikleri açısından karşılaştırırsak birazcık bir bozulma var. Ama buna karşılık bu TÜFE endeksli bono portföyleri üzerinden yazılacak karlarda 2. çeyreğe göre... Giderek azalmadı mı toplam portföylerin içerisindeki TÜFEX ağırlığı? Azalmasına rağmen faiz oranları o kadar artıyor ki baktığımız zaman denge, yani büyük resimde bu demin saydığım marj daralması faktörünü dengeleyecek bir şekilde, yani net faiz gelirlerinde ben çok büyük bir değişiklik beklemiyorum. Şimdi tabii yatırımcı ne yapacak kısmı da bu işin bir başka önemli noktası. İşte borsaların başarısı, ekonominin başarısını ne kadar yansıtır, bu hep bir soru işareti. Ama dün mesela hani biraz daha Türkiye'nin tırnak içerisinde kaderine ortak alacak der mesela. Hani Yavuz Semerci tabiriyle bir potansiyel olabilir mi, onu konuşalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki finans sektörü, sanayi sektörü, hizmet sektöründe yabancı yatırımcılardan yoğun bir ilgi görüyoruz. Şimdi yabancı yatırımcı açısından baktığınızda hani sermaye piyasaları bir tarafa ama bizim şirketlerimize yatırım, sektörlerimize yatırım, işte gayrimenkullerimize yatırım derken bu taraf sizce nasıl gidiyor ve nasıl gidecek önümüzdeki süreçte? Burayı da açalım mı hocam biraz? Yani rakamlara yansımıyor tabii bu temenni. Çünkü ucuzladık biz yurt dışına kıyasla. Tabii ucuzladık. Fırsat var. Yani fırsat kimin için var? İşte Avrupa'daki alt gelir düzeyine göre var. Hani o elde ettikleri gelirle Türkiye'de bizim üst gelir grubumuz için. Evet, yani turizm için var. Kim için var? İşte ucuz işçi çalıştırmak isteyen Avrupalı için var. Dolayısıyla Türkiye Avrupa'nın hemen yanında ama Avrupa'ya entegre kısmen olmuş. Yani birçok konuda özellikle belki söyleyebiliriz olmuş ama olamadığı birçok alan da var. Dolayısıyla bir ülke, yani ama gelip burada yatırım yapmayı tercih edebilirler mi? Sadece her şey ekonomik anlamda parasal unsurlara mı dayanıyor? Hayır, dayanmıyor. Yani bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Hukuk konusu, demokrasi konusu, bunların hepsi Türkiye açısından baktığımızda Avrupa'nın birçok şirketinin gelip yatırım yapmasının önündeki temel engeller gibi duruyor. Ama evet, Türkiye bu dönemde, yani pandemi döneminden farklı olarak ne yapabilir? Gene özellikle imalat çok zor olacağı için Avrupa'da enerji maliyetleri, hatta enerji bulamamak nedeniyle sıkıntılı olacağı için kısmen de olsa Türkiye'ye gelebilir ya da Türk şirketleri bu imalat açığını kapatabilirler. Ama genel olarak baktığımızda eğilimin şu olduğunu görüyorum ben.
özellikle Avrupa'nın içerisindeki birçok büyük fabrikanın Avrupa'nın birçok farklı ülkesinde fabrikaları var. Ve örneğin otomotiv fabrikaları doğal gazın akışının kesilme ihtimalinin olduğu ülkelerden LNG üzerinden üretimin yapılabildiği ve LNG gazının geldiği, yani sıvılaştırılmış olarak gelen ülkelere yatırımlarını kaydırmayı tercih edebiliyorlar. Çünkü biliyorsun LNG tedarikini Amerika büyük tankerlerle sağlayabiliyor şu an için en azından. Ama bu enerji süreci çok uzun devam edecek gibi gözükse de bazı ülkeler açısından tedbirlerin bugünden alınmaya başlandığını görüyoruz. O nedenle hani mesela şu anda Fransa'nın çok büyük bir enerji problemi yok. Almanya en büyük problemi yaşayan ülkelerden bir tanesi ama hemen yanı başında Romanya var. Romanya'nın örneğin enerji problemi yok çünkü kömür özellikle çok ciddi kullandıkları bir temel girdi. Yani Türkiye bence buradan bir pay alabilir, alamaz diyemem. Ama hani şu da çok hayalcilik olur, yani oradaki fabrikalar kapanacak, gelecek Türkiye'de fabrika açacaklar falan. Bu biraz daha çok gerçekçi değil gibi geliyor bana. Zaten son dönemler dediğim yani yaklaşık bir 10 yıllık perspektife baktığında da doğrudan yabancı yatırımcı girişinin Türkiye'ye, Türkiye'nin potansiyeliyle hiç uyumlu olmayacak şekilde çok düşük kaldığını görüyoruz. Yani benim bu konuyla ilgili görüşüm açıkçası bu şekilde. Şimdi bu arada yine rakam da hatırlatalım izleyicilerimize. CDS tarafında dün 765 bas puan seviyesi yansıdı terminale. MSCI Türkiye ETF'i de bu arada %0.82 yukarıda şekilde günü tamamlamıştı. Onu da belki bir dipnot olarak hatırlatmakta fayda var. Şimdi hocam petrolü de konuşalım isterseniz. Çünkü bu hafta içerisinde tabii Amerika'daki tarım dışı istihdam raporu, bizde enflasyon odak noktaları olacak dedik ama aynı zamanda OPEC artıdan işte önce Rusya'nın talebiyle 1 milyon varil kadar bir kesinti gelir mi diye bekleniyor. O haliyle bile pandemi başından beri en büyük kısıntı olacaktı ama 2 milyon varil geldi. Şimdi bunun üzerine tabii Amerika diyor ki hayal kırıklığına uğradık. Orada da ara dönem seçimleri var. Fiyatlar yükselsin istenmiyor. Diğer taraftan stratejik rezervlerden 10 milyon varil daha serbest bırakırız dediler. Suudi Arabistan Amerika yakınlaşmasında bir kırılma noktasına mı gelindi? Bugün uluslararası basında çokça tartışılıyor. Çünkü petrol fiyatlarının aşağı gelmesi için Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin bir işe yaramadığı serzenişleri, yorumları tabii ortalığı meşgul ediyor. Bir yandan da Beyaz Saray OPEC'i Rusya ile yakınlaşmakla suçluyor. Ve Venezuela ile de kendisi yakınlaşabilir mi diye bir soru çıkıyor ortaya. Çünkü yaptırımı var, o zaman kaldıracak belki, oradan mı sağlayacak bu ihtiyacı? Bu da tartışılıyor. Ne dersiniz hocam? Siz OPEC kararını nasıl okudunuz? Yani ben OPEC kararını aslında Amerika'ya karşı bir meydan okuma diye okudum. Bu sadece benim belki görüşüm olarak değil, genelde senin de dediğin gibi Amerikan basını yakından takip edenler göreceklerdir. Aynı şey orada da var. Özellikle bu ortaya çıkan 2 milyon varillik kesintinin petrol fiyatlarını, yani bir taraftan durgunluğu da dikkate alırsan evet petrol fiyatları zaten aşağı doğru gelme eğilimindeydi ama herhalde 85 dolarların altına falan düşürmeyecek. Belki çok daha yukarıda tutabilecek olan bir hamle. Bir taraftan işin böyle bir gerçekliği var. Hani petrol ihraç eden ülkeler açısından baktığında bu onlar açısından çok makul. Çünkü hem belki de hiç böyle bir fırsat bir daha bulamayacaklar ve bütçelerini toparlayabilmek, belki buradan birikim yapıp önümüzdeki dönemlerdeki yatırımlarını finanse etmek açısından da oldukça iyi bir fırsat gibi gözüküyor. Yani kendi açılarından baktığında. Ama diğer taraftan baktığında hep uzun dönemden beri Amerika'nın bu özellikle OPEC ve OPEC üzerinde de Suudi Arabistan üzerinde ciddi bir hakimiyeti vardı. Sanki bu biraz meydan okuma gibi, yani Biden hükümetine, belki Amerika'nın genel siyasetine değil de Biden hükümetine yönelik olarak algılanıyor. Ve bununla nasıl mücadele edebilecekler, belki burada bu ülkelere de Amerika üzerinden başka ülkelerle, senin dediğin gibi Venezuela ile belki bir yakınlaşma ya da ilişkileri iyileştirme sağlayarak bir karşı hamle ortaya konabilir mi? İran konusu çok karışık. Orada evet, kendi içiyle uğraşıyor. İran bir taraftan rejim kendini korumaya çalışıyor. İşte orada da bütün bu ortaya çıkan hususlar, dış güçler falan böyle adlandırılarak engellenmeye çalışılıyor. Ama netice itibariyle İran'dan kısa dönemde bir şey gelmeyeceği çok açık. O nedenle seçimler de yaklaştı. Yani Biden hükümeti bunu nasıl çözebilecek ki çok uzun bir zaman vardı, çözemediler de. Bundan sonrası için de biraz karanlık gibi gözüküyor ama sanıyorum bu hamle yani petrol fiyatlarında gerçekten hani 85-90 dolarlar civarında bir noktayı sağlayacak gibi duruyor. Yani Rusya'nın hakimiyeti hala çok güçlü orada.
takip edeceğiz hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Ben bu hafta da yine yayınımıza çok değerli katkılarınız için Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova ile beraberdik ve son dönemde borsada yaşanan hareketliliğe ilişkin Spartanko kurucu ortağı Taner Özarslan dün yayınımızda konuştu. Özellikle kredili ve kaldıraçlı pozisyonu profesyoneller dışında taşımamak gerektiğine işaret etti. Bence esas sorun sermaye piyasamızın bizim risk kurallarını hiçe sayarak büyümeye çalışması. Ne demek? Şimdi kredili sistem var bizde. Yani dünyada çok uygulanmayan pay senetlerinde kredi diye bir sistem var. Temerrüte düştüğünüz zaman bazen böyle kurumların müşterilerine gönderdiği şeyleri görüyorum. Geç likitte penceresi çarpı 10'la temerrüt faizi size uygulayacağız diyorlar. Yani aklı hayali alınmayacak rakamlar bunlar. %200'de Türkiye'de işte faizlerin 17-18 mevduatı olduğu yerde %200'de faiz size uygulayabiliyor. Şimdi bu aslında kredi sistemi bir yatırımcı mantığına uygun bir sistem değil. Neden? 100 liranız var. İşte aldığınız pay senedine uygun olarak 90 lira da kredi aldığınızı varsayalım. 190 liralık pozisyon alıyorsunuz. Bu hisse yüzde kötü bir yerden aldığınız %30 değer kaybettiğinde %60'ını kaybediyorsunuz paranızın. Ve onu tekrar yukarıya çıkartmak mümkün değil. Yani 60 lira zaten 40 liraya düşmüş oluyor. Büyümesi için %150 büyümesi gerekiyor. Yani %150'lik artış da %250'lik bir değer kazancı yaşaması gerekiyor ve mümkün olmuyor. Kredi sistemi çok profesyonel oyuncuları ilgilendirebilir. Belki kaldıraç yapıyordur, belki arbitraj yapıyordur. Ama normal standart yatırımcının yapmaması gereken bir uygulama. Burada bir kere Türkiye kredi sisteminden kurtulmadıkça biz yüksek volatiliteyi görmeye devam ederiz. Çok profesyoneller hariç kaldıraçlar, türev ürünlerde çok ciddi şekilde azaltılmalı. Yoksa biz otomatik olarak onların para kaybetmesine seyirci olmaya devam edeceğiz. Hele işin içine varantmış opsiyon devreye falan girdiğinde zaten o yatırımcıların onu doğru analiz etme, doğru yorumlama şansı çok çok düşüyor. Bir kere iki kere şanstan kazanıyor ama yani belirli bir vade içerisinde mutlaka kaybediyor parasını. Bunu da düzenlemek lazım. Bu iki tane rakamı düzenlediğinizde zaten size uzun vadeli yatırımcı için bir taban oluşmaya başlayabilir. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve biz Burak Hoca ile sohbet ederken bakalım açık piyasalarda işler nasıl gitti detaylarını alma zamanı. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'den canlı bir kez daha yayınımızda. Sadi tekrar günaydın diyelim sana. Son buluşmamızdan bu yana piyasaya dikkat çeken hangi başlıklar var? Zeynep, şimdi genel olarak hisse senedi tarafından başlayalım yine. Bir önceki yayında konuştuğumuz zaman Nikkei'yi %1'e doğru gidiyor demiştim. Şu anda %1'e iyice yaklaştı. Böyle ilk seansa göre öğleden sonra seansının başında böyle alımlar sanki biraz da olsa hız kazanıyor gibi. Yine Güney Kore borsasına Kospi'ye baktığında da orada %1,5'luk bir yükseliş var. Tabi Zeynep, geride bıraktığımız 7 haftada MSCI Asya Pasifik Endeksi Japonya dışarıda bırakırsak hepsinde negatif kapandı. Bu 8. hafta ve son 2 ay diyelim daha anlaşılık kılmak için son 2 ayda Asya hisseleri ilk kez tabii yarın böyle büyük bir aşağı doğru dönüş olmazsa, büyük satışlar olmazsa son 2 ayda Asya Pasifik Endeksi ilk kez haftalık pozitif kapanışını yapacak. Önemli bana sorarsan gerçekten çok hırpalandı. Asya hisseleri hırpalanmasında da tabii ki birkaç sebep. Bir taraftan tabii resesyon hikayesi söylemeye gerek yok. Küresel talepteki talep görünümündeki zayıflama doğrudan doğruya Japonya'yı, Kore'yi, Tayvan'ı, Çin'i etkiliyor. Bir de tabii ki Çin'deki yavaşlama da yine demirbaş ana sebeplerden birisi olarak duruyor. O da tabii ki Asya'nın diğer tarafında da yine ayağına biraz bağ oluyor hisse senetlerinin. Diğer taraftan Zeynep, özellikle döviz piyasaları tarafında yine bu hafta iyi haberler var. Yine pozitif kapanışa doğru gidiyor. Örneğin Güney Kore bonu diyeceğim yine o da en çok hırpalanan para birimiydi.
geçtiğimiz 7 ya da 8 haftayı Zeynep negatif kapatmıştı. O da bu haftayı pozitif kapatmaya hazırlanıyor. Hatta geçen hafta Cuma'dan Perşembe'den bu yana yükselişte. Bugün 5. gün üst üste yükselişle devam etmeye çalışıyor. Bakalım seriyi 5 güne çıkartabilecek mi? Yarın seninle konuşuyor olacağız ama döviz piyasalarında da en azından bir rahatlık var. Tabii Çin'in tatil olduğunu tekrar belirtmekte fayda var. Pazartesi piyasalar açılacak. Bütün hafta boyunca tatil ama Hong Kong'da dün çok muazzam bir rally vardı. Hatta son 6 ayın en yüksek çıkışlarından bir tanesi vardı Zeynep. %6'ya yaklaştı. Bugün baktığımda ama o alım heyecanının biraz kaybolduğunu görüyorum. Negatif ayrışmış durumda. Her ne kadar böyle satışlar çok şiddetli olmasa da şu an hisse senetleri tarafında Hong Kong kırmızı duruyor. Şangay'da emtialara baktığın zaman, metal borsasına baktığın zaman Zeynep orada alüminyumu %2'ye yakın yükselişte görüyorum. Bakır hafif de olsa böyle %0.5 kadar yükselişte görüyorum. Tabii demir cevheri Zeynep pandemi döneminde 200 dolarlara yaklaşmıştı. Hatta aşmış mıydı Zeynep ben hatırlayamadım ama alt tarafta da 80 dolarları gördü. Şu anda da 93 dolardı. Yani bandın altına doğru çok yakın. Birazcık da tabii ki normal. Çin yavaşladı. Yine aynı tema karşımıza çıkıyor. Tabii küresel talep görünümünde yine bir zayıflık var. Bu düzeylerde seyrediyor gibi ama sanki 100 doları tekrar geri alamayacakmış gibi. 100 doların altına iniyordu, çıkıyordu ama tabii bakalım ne olacak Zeynep. Son olarak artık yavaş yavaş böyle yayınlarda daha çok seninle konuşuyor olacağız. Çin'in kongresi var ayın 18'inde yanılıyor olabilirim Zeynep bir an karıştırdım ama önümüzdeki haftalarda kongreyi çok konuşuyor olacağız. Tabii siyasi bir etkinlik ama bizi ilgilendirdiği kadarıyla diyeyim örneğin bu yayın için düşünmem gereken not. Liu He müzakerelerden hatırlıyoruz aslında Çin ekonomisinin patronu fiilen Çin ekonomisini o yönetiyor. Emekli olacak Zeynep. Emekli olursa yerine kim gelecek? Çok büyük bir soru işareti. Çünkü Liu He örneğin konut piyasasında fiyatların yükselmesinde çok hoşlanmıyordu. Çin'in çok borçlu olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla kaldıracak karşı bir takım yapısal çözümler arıyordu ama yerine konuşulan isim daha böyle altyapı yanlısı, daha büyüme yanlısı bir isim olabilir. Takip ediyor olacağız. Ara ara da böyle kongreyle ilgili dünya piyasalarını ilgilendiren, küresel ekonomiyi ilgilendiren notlarda düşeceğiz seninle. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Kaymaz. Çok teşekkürler aktardığın notlar için ve şimdi de Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı'ya dönelim. Ersoy tabii petrolle ilgili haber akışı dün öyle bir hızlandı ki Beyaz Saray'dan da OPEC artıya ciddi anlamda tepki var. İşin siyasi boyutu da ayrıca takip ediliyor. Neler var bizim için notlarında bu sabah? Zeynep günaydın. Evet OPEC artı dün yapıldı. Beklendiği gibi 2 milyon varillik bir kesintiye gitti. Böyle kesintiye gitti. Ama bu piyasalarda bayağı etki yarattı. Hem fiyatlarda hem de siyasi gelişmelerde. Özellikle Beyaz Saray, Biden bundan rahatsızlığını belirtti. Hatırlarsan Biden sırf bu konu için Suudi Arabistan'a gitmişti. Üretim artışı yapın diye. Peki neler var? Bazı ilkler var ya da uzandan beri olmayan bir tanesi. Yüz yüze 2020 Mart'ından bu yana yapılmıyordu. Viyana'da oldu. Bu kadar kesinti yine pandemiden bu yana yapılmıyordu. Bu da karar alındı. Kasım ayından itibaren bu kesintiler başlayacak. Gerçi bazıları kağıt üzerinde neden daha önce üretim artışı yapmışlardı ama pek çok ülke bunu gerçekleştiremiyordu. O yüzden de kesintilerde de 2 milyon varil değil ama gerçekte 1 ila 1.1 milyon varil civarında bir kesinti olabilir beklentisi var. Fiyatlara da tabii olumlu yansıdı. Olumlu derken petrol üreticileri açısından olumlu. Bir ara 85 doların altına gelmişti. Brent şu anda 93,5 dolar seviyesinde. Amerika niye bundan rahatsız? Ara seçimlere gidiyor. Enflasyona sebep oluyor yüksek petrol fiyatları. Sırf bunu düşürmek için işte stratejik petrol rezervlerini kullanmıştı Amerika. Pek çok üreticiye baskı yapmıştı. O yüzden de dün hem Beyaz Saray'dan hem de Biden'dan açıklamalar vardı. Pek çok kişiye göre bu karar teknik bir karar değil, siyasi bir karar. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Ama Suudi Arabistan'dan da çok net yanıtlar vardı. Örneğin petrol fiyatlarına fiyat sınırı getirilmesinin petrol piyasasını yanlış yönlendirdiğini söyledi. Biraz şu yorumlara sebep oldu. Suudi Arabistan enerji konusunda Rusya'nın tarafını seçti diye.
Diğer son bir notta Suudi Arabistan'dan söylemek istiyorum. Suudi Arabistan Varlık Fonu 3 milyar dolarlık yeşil tahvil sattı ilk defa. 5, 10 ve 100 yıllık. Bunlara ciddi talep geldi. 18 milyar dolarlık talep geldi. 6 milyar dolarlık satış oldu. Zeynep. Bloomberg KT Dubai temsilcisi Ersu Erkazancı'ya çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında İksözcü'nün Kutay Korap'la beraber ister sabah olduğu üzere. Kutay, bu sabah grafiklerde neler öne çıkar araştırma masamıza göre? Evet, birkaç tane kurumların öne çıkardığı dünkü notları aktarmaya çalışayım kısa kısa. Önemli başlıklarda Dünya Ticaret Örgütü. Avrupa'da yükselen enerji maliyeti, dönüp ABD tarafında sıkılaşma, para politikasında sıkılaşma, Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiye etkileri, bunların her birinin 2023 yılında dünya ticaretinde büyüme öngörüsünde %3.4 olan tahminlerini %1'e çekmelerine sebep olduğunu görüyoruz ki bunun yansımalarını çok sadece basit bir örnekle vermeye çalışayım. İşte küresel konteyner endeksleri, burada baktığımızda navlun tarafındaki fiyatların ciddi oranda geri çekilmesi bunun önemli göstergelerinden biri olabilir küresel ticaretin yavaşladığına dair. Dünya Ticaret Örgütü de bu yüzden tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Dönüyorum Dünya Bankası'na bakıyorum. Dünya Bankası da pandemi, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali ile birlikte yoksulluğu azaltmada 30 yıllık ilerlemenin tam tersine çevrildiğini söyledi. 2020'de yaklaşık 70 milyon insanın aşırı yoksulluğa düştüğünü ve mevcut eğilimler devam ettiği noktada 570 milyondan fazla insan, ki bu da dünya nüfusunun %7'sine tekabül ediyor, 10 yıl sonunda bu eşiğin altında yaşamaya devam edeceğini söyledi. Yani yoksulluğun artmaya devam edeceği yönündeki uyarılarda Dünya Bankası tarafından geldiğini gördük. Diğer taraftan bu gelişmelerin her biri yaşanırken bir diğer göstergeyi de hemen ben grafikle aktarmak isterim. Burada da büyük geri çekilme başlığı paylaşılmış terminalde. Yabancı para rezervlerinde rekor hızla gerileme var. Bu grafikte çeyreksel bazda bakıldığında küresel yabancı para rezervlerini gösteriyor. Küresel tarafta yabancı para rezervleri 4 çeyrektir geri çekilmeye devam etmekte. Küresel döviz rezervi bu yıl, sadece bu yıl %8 azalarak 12 trilyon dolara gerilediğini ve 2003'e kadar giden kayıtlarda, ki tam da bizim buralara tekabül ediyor 2003'ler, 2003'lere giden kayıtlardaki en hızlı geri çekilme olarak karşımıza geldiğini de söyleyelim. Daha önce 2014'lü yıllarda da küresel yabancı para rezervlerinde erime takip etmiştik. Bu düşüşün arkasında bir değerlemelerdeki değişiklikler. Aynı zamanda baktığımızda da merkez bankalarının para birimlerini desteklemek için müdahalelerinin de etkili olduğunu söyleyelim. Bu da bir diğer başlık olarak karşımıza çıkmakta. Bu üç noktayı anlattıktan sonra dönüp bu sabah piyasalara bakarsak Asya'nın genelinde pozitif bir tablo var. Avrupa ve ABD'de spot piyasalar dün negatif tabloyu işaret etti. Fakat bu sabah vadelilerinde yükselişler görüyoruz. Hem ABD hem de Avrupa vadelilerinde. Brent petrol ve WTI yeni günde 93,5 dolar. Brent kabaca 88 dolar. WTI karşımıza geliyor. Ons altın 1722 dolar seviyesinde. Bitcoin'de %1,5'luk yükseliş var. 20.300'e tekabül ediyor. Dolar endeksinde geri çekilme sürerken 3.75'li seviyelerde ABD 10 yıllıklarıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatalım. Dönüp buradan Borsa İstanbul'a bakarsak, Borsa
Borsa İstanbul'da %0.76'lık yükseliş vardı. Bankacılık endeksi hisselerinde kayıplar ön plana çıktı ki burada kamu bankalarında kayıplar %5 ila 6 civarında değişiyordu. Ulaştırma hisselerinde %4.3'lük vardı. %4.3'lük yükseliş vardı. Hacim 75 milyar TL seviyesinde gerçekleşti ki burada Türk Hava Yolları 8.7, Sasa 6.3 milyar TL ile toplam 15 milyar TL ikisi tek başına işlem hacmi sağladıklarını hatırlatalım. Dolar TL bu sabah 18.57'li seviyelerde, CDS'imiz 746'ya işaret ettiğini de hatırlatmış olalım. Her perşembe olduğu gibi BDDK'dan ve TCMB'den verileri takip edeceğimizi söyleyelim. OPEC tarafı önemli bir gelişmeydi. Gün içerisinde çok fazla konuştuk ama ben ona dair bir iki tane ufak not eklemek isterim petrol piyasasına dair. Onlardan biri şu: Wall Street Journal'da bir haber çıktı. Chevron'un Venezuela'da tekrardan petrol üretimine başlayacağı, yani ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını gevşetmesi yönünde bir haber başlığı vardı. Diğer taraftan Rusya'da üst düzey bir yetkili Rusya petrol ihracı petrol ihracının fiyatını sınırlamaya yönelik hamlelerin geri tepeceğini söylerken Novak'tan da açıklama vardı. O da ülkesinin üst sınırı benimseyen petrolde bir fiyat belirleyen ülkelere karşı petrol satmayacağı noktasında uyarıda bulundu. Bu gelişmeleri de önemli bir şekilde takip ediyoruz Zeynep. Kutay Korap araştırma masasında ilk söz için çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Bloomberg.com'da öne çıkanları aktararak devam ediyoruz. Musk Twitter anlaşmasında fiyatı düşürmek istemiş. Twitter için daha önce yaptığı teklifi geri çeken Tesla'nın patronu Elon Musk Twitter anlaşmasına yeniden dönerken daha önce yaptığı teklif fiyatını düşürmek için görüşmeler yaptığı belirtildi. Ve bir diğer başlıkta Beyaz Saray'dan OPEC artının petrol kararına sert tepki diyor Bloomberg.com. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın OPEC artı ülkelerinin günlük petrol üretimini Kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararından sonra hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Böylece ilk sözü noktalıyoruz. Yayınımızı sabah raporuna devredeceğiz. 9.45'te piyasa masasında Kutay Korap'la beraber karşınızdayız. Bekleriz.